Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makbar. Senin için ağuşun atıyor peygamber. Sayın seyircilerimiz, Türkmeneli televizyonundan iyi günler. Çarşı gün Musalla mazarlığından değerli seyircilerimiz, bugün 16 Ocak 1980 yılında Türkmen liderleri Zeym Abdullah Abdurrahman, Doktor Necdet Koçak, Doktor Rıza Demirci ve iş adamı Adil Şerif bugün gibi şehit edilmiştir. İşte 16 Ocak tarih yapraklarına döndüğümüzde 1980'de bugün gibi Türkmen liderlerimiz şehit olmuştur. O günden bugüne bugün bir simge olarak Türkmen Şehidi Günü ilan edilmiştir. Türkmen Şehit Tutuklar Derneği tarafından bugün bir anma töreni yapmıştır. Çarşı Musalla Mazarlığı'nda Doktor Şehit Necdet Koçak'ın mazarı başında. Teşekkür ederiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı versin. Bekleyen günü gelirse eğer seçilen silah kutsaldır. Evet, bugün Türkmen Şehit Günü'nü sizinle paylaşacağız. Kapsayan bir nefes girmelerde tarihinde şehit düşenleri anıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in davasında sizler için Kur'an-ı Kerim Tezvir ve Okuma Derneği Başkanı Molla Sabah Hürmüzü'yü kürsüye davet ediyorum. Buyursun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم.
teşekkür ederiz. Tüm İslam aleminin şehitleri ruhuna ve Türk dünyanızın şehitleri ruhuna, Irak'ın genelliğinde, Türkmen elinin özelliğinde ve Türkmen şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okumasını sizlere davet ediyorum. Fatiha. Teşekkür ederiz. Şeref menem, şan menem, kılınç men, kalkan menem, bu toprağın uğrunda o tökülen kan menem. Buyursun Kerkük kışlası, siyasi tutuklular ve şehir aileleri derneği başkanı konuşmasını yapmak üzere Haşim Salih Bey'ler. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli şehit aileleri, değerli protokol, çok değerli Türkmen milleti. Hepiniz hoş gelipsiz, safalar getiripsiniz. Malumunuzdur ki 16 Ocak 1980 İlan edilmişti. Sadece bir günü tüm şehitlerimiz için yapmaktayız. 5 Mayıs 1924 senesinde 56 şehidimiz o zamanlar vardı. 4 yaralarımız da vardı. İlk şehidimiz düşen Emnehan adlında Livi tarafından Asuri askeri damda durduğu zaman Asuriler oradan ateş açmışlar. İlk şehidimiz düşen Türkmen şehidi Emnehan idi. Emnehan da Kerkük halkının içinde çok muhterem bir hanım idi. Taziyelerde, mevlitlerde sesi güzel olan bir hanım idi. 1946 senesinde Gavurbağı katliamı yine de aynen Türkmenlerin başına gelmişti. 1948 senesinde Cinin Savaşı'nda Filistin hareketinde İlk şehidimiz düşen Abdüllatif adlında Abdüllatif Muhammed Sabri Zade Ketane adlında ilk şehidimiz idi. Ve Büyük Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Çanakkale'de 147 şehidimiz vardı. Onun yanında bu katliamlar Türkmenlerin üzerine devam edirdi. 1959 katliamı sizce çok belliydi. Ne tarafından bu katliam oldu Türkmenlerin üzerine? En ögde gelen parlak insanlarımızı şehit düşürdüler. Ve Cumhuriyet senesinde ilk şehit düşen Osman Çaycı'ydı. Bazı yazılarda yazılı, o yazını düzeltmek isterim buradan. İlk şehidimiz düşen Osman Çaycı'ydı. Atlas Caddesi'nde ilk şehit olan, ondan sonra diğer başka şehitlerimiz şehit olmuştu. Bazı yazılarda yazılır, değildi ki şehit Hidayet Arsalan ilk Cumhuriyet şehidi. Bunun altını çizirem, burada ben bir dernek sorumlusu olarak sizi de aynen burada aydınlatırım. İlk şehit düşen Osman Çaycı'ydı, Cumhuriyet şehidi olan. Onun yanında 1980 tarihinde 4 ağabeyimiz yine de aynen bir ağır katliama benzer bir katliamıydı insanlarımızın üzerine. 6 ay çekmedi, yine de
Kurtuluş Hareketimiz 8 gencimiz idam oldu. Onun yanında 18 gencimiz Abu Gireb cezaevinde, 4 arkadaşımız ağır cezaya mahkum olan 20 seneleri atıldı bu hareketin içinde. Bunun yanında değerli Türkmen millet, bunun yanında katliamlar bizim üzerimize yine de devam ediyor. 1991'de Saddam askeri Diyale'den hareket etti. Duz Hurmatı'ya. Duz Hurmatı'da helikopterlarla başladılar Türkmen milletini orada vurmaya. Orada da çok şehidimiz oldu. Onun yanında Teze Hurmatı'ya geldiler. Teze Hurmatı'da da yine de aynen 21 şehidimiz oldu. Orada bitmedi. Katliam devam ettiler. Kerkük'ün içine girdiler. Kerkük'ün içinde de aynen katliamı uygulamaya başladılar. Katliam Kerkük'ten yürüdü Altınköprü'ye. Altınköprü'de toplam bütün şehidimiz, Türkmen şehidi 102 şehidimiz oldu bizde. Bunun yanında bu katliam hala devam ediyor üzerimize. 1996'da yine de aynen Saddam gücü Erbil'e girdiğinde aynen Türkmenler payını aldı bunun içinde. Bunun yanında bu katliamlar devam ediyor. 2003'te sonra dedik belki katliamlar bizim üzerimize devam etmeyecek. Aynen baktık bu katliamlar Şerihan katliamı olsun, Teza katliamı olsun, Amirli katliamı olsun, Duz Hurmatı da şimdiye kadar dediğimiz zaman 2200'den fazla şehidimiz var. O zaman biz burada uyanık olmamız gerekir. Burada birbirimize sarılmamız gerekir. Biz her zaman şehitlerimizin izindeyiz. Şehitlerimizi gömdük, torpağa gömdük. Ama fikirlerini, tuttukları yolu biz torpağa gömmemişiz. Bugün fikirlerini torpağa gömmüş olmuşsak, bugün bu insanlarımız aynen o şehitlerin çizgisinde, hatında yürümektedir. Onu demek isterim. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu şehit, birinci şehidimiz dedim, Emine Han. Son şehidimiz, yüzbaşı Felah Hasan Musevi'di. Yani bugün yapılıpsa da aynen o şehidin de payı bu münasebenin içinde var. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaşasın şerefli Türkmen milleti. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Kerkük Kışlası Siyasi Tutukları ve Şehit Aileler Derneği Başkanı Sayın Haşim Salih Bey'den yapmış olduğu anlamlı konuşmasından dolayı. Bu arada canlı yayınımız devam ediyor ve tüm kuruluşlar ve ordu, parti mensupları, sivil toplum ve gençler kolları hazırda bulunanları için çok teşekkür ederiz. Evet, törenimiz devam ediyor. Ne baharı ne kışı, ne Zülhan'ın nankışı. Bu şehadet şerbeti yalnız bize yakışır. Buyursun Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekilimiz Sayın Erşet Salih Beyler konuşmasını yapmak üzere buyursun kürsümüz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli şehit aileleri, kıymetli şehit ailelerin nefer nefer hapsımız. Burada bulunanlar, burada bulunmayanlar. Çok değerli Türkmen milletinin genci, tabanımız, geleceğimiz, çok değerli protokolümüz, değerli büyüklerimiz, hapsımız, bugün için burada bulunmamız bir
milli bir vacip olduğunu ispat etmektesiniz. Hapsımıza teşekkür ederim. Diğer küçük ise gevremiz büyüktür. Büyüklerimizin bir kısmı diğer yer etraftadırlar. Gene de onları yer açabilir. Azizlerimiz, değerli milletimiz, tarihsel olarak sağ olsun dernek başkanı şehitlerin hakkında, tarihi şehitlerin hakkında konuşmalar yapıyor. Evet. Şehitlerimizi anmak sadece onların kelimeleriyle değil. Onları sadece yad etmekle değil. Gerçek bir şekilde şehitlerimizi anmak istersek onların izdiği, çizdiği, gösterdiği yolları üzerinde yürümekte. Biz sürekli bunu edebiyatımızda, kelimelerimizde kullanmaktayız. Ama bunları vakı'i hala getirmek için, yer üzerinde uygulamak için o şehitlerimizin söylediklerini biz acaba uyguluruz yoksa uygulamırız. Ya onların hedef belirlettikleri, çizdikleri yolu biz o yolun üzerinde yürürüz yoksa yürümürüz. Bu önemli. Tarihi bakımdan konuştu Sayın Dernek Başkanı. 1920'lerden indiye kadar bu şehitler kervanı devam etmektedir. Hiç kimse siyasi bir partiye, siyasi bir aileye, siyasi bir aşirete hiç kimsenin hakkı yoktu. Şehitleri onlara bağlasın. Bu bir milletin kaderidir. Bu bir milletin geleceğidir. Onun için bu değerli şehitlerimizi 16 Ocak gününde andığımız zaman kesinlikle bunun bir büyük bir anlamı vardır. Azizlerimiz, büyüklerimiz, sayın liderimizin örgünde bir gün hasbihal ediliriz. Derdimizi diyoruz. Fikrimizi diyoruz. İçerimizde olan milletimizin kafasında yaşayan soru işaretlerini bugün liderimizin örgünde hasbihal ediyoruz. Ama o hasbihalı yaptığımız zaman tekrar özümüze döneriz. Biz acaba o hasbihalda haklıyız yoksa haklı değiliz. Biz bu davamızın bayrağını elimizde kaldırdığımız zaman haklıyız yoksa haklı değiliz. Değerli aziz milletimiz, 16 Ocak'ı seçtiğimiz zaman başka bir sebepten dolayı değil. Evet, her tarihte, her illerde şehit kervanına yürüyen şehitlerimiz olmuştur. Ama 16 Ocak'ı seçtiğimiz zaman dört büyük lider kadromuzu acımasızca idam ettikleri zaman onun anlamını düşünmemiz lazımdı. Neden? Öyle bir şekilde acımasızca 16 lideri, 4 liderimizi böyle bir hedef lideri olanlar, fikir lideri olanlar, beyinlerinde milletin geleceğini çizen liderler olarak onları 16 Ocak'ta biz kaybettik. Şahıslarını, ruhlarını, cesetlerine biraz dönüp bakmış olursak onların ruhları hala da içimizde yaşamaktadır. Ama onların cesetleri içimizde yok ise o dövgü ki bugün biz şehitlerimiz aramızda yoktur. Aslında onlar aramızdadırlar. Biz ölümü bekliyoruz. Biz normal bir ölümü biz bekleriz. Ama onlar ise ebediyen yaşamaktadırlar. Neden 16 Ocak? Şehit tarihimizde çok. Ama en az 16 Ocak'ta Irak Türkmenlerinin
lider kadrosunu vurmakta. Alttan 6 ay sonra geçtiği zaman alt tabanın gencini vurmakta, milletin ortasında olan bir boşluk yaratsınlar. O zaman toplum ve milletten ne liderinden bir talimat gelecek aşağıdaki tabanına, ne gencinden tabanından bir talimat alınacak üst düzeyde olan liderlerine. Azizlerimiz, sürekli liderlerimizden vurulmuşuz. Sürekli gencimizden vurulmuşuz. Buna dikkat etmeliyiz. Değerli büyüklerimiz, kesinlikle diyenler ki biz acaba o şehitlerin izinde yürürük yoksa yok. Bayrağı elimize aldığımız zaman, bu amanet bize teslim edildiği zaman kesinlikle siyasi bir tarihe bakmış olursak, 1950'lerde, 60'larda, Orta Doğu'da olan siyaset bugün 2019'daki siyasetten dünya standartında olan dengeler farklıdırlar. 50'lerden önceki olan tarihlerde, 20'lerde, 30'larda olan siyaset bugünden farklıdır. Biz de hedef, ana hedefimiz belirlenmişiz. Onu çizmişiz. Ve onun da üzerine yürümekteyiz. Ama kesinlikle dünyanın üzerinde bu yaşanan değişimli siyasetler içinde onu da en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdı, itibar etmemiz lazımdı. Hiçbir zaman Türkmenlerin siyasi tarihlerinde, siyasi hayatlarında mezhepsel projelere hiçbir zaman evet demeyildi. Özellikle Çarşı'da hiçbir şekilde mezhep projesine evet dememiş. Onun için de daha çok dirli ve bir milli varlığın intilakasını buradan görmüş. Aynı zamanda Türkmenlerin siyasi tarihine bakmış olursak bölgesel manatıki siyasatı da yapmak istememişiz. Bu o mantıkadır, bu o mantıkadır. Bizde bu yok. Başkasında olabilir. Başkasına da diyoruz ki bunu yapma. Bunu yaparsa düşmanlarımızın planladığını sen içimizde uygulamış olursun. Bizim yanımızda bu yok. Bölge yok. Mezhep mukaddestir. Mezhepleri mukaddestir. Bizden Rabbil Alemin'in arasında. Onun için hiçbir şekilde bunlara izin vermememiz lazım. Şehitlerimizin yoksa bayrağımızın belli bir tarihten başlamasını da herkes kendi siyasi fikri üzerine yürütmemesi lazımdır. Bu bayrağımız. Her partinin de bir bayrağı var. Ama bizim mukaddes olan, biz Türkmeneli bayrağını bu partilerimizle, bu derneklerimizle, bu gençlerimizle nasıl onu koruyacağız ve onu dalgalandıracağız. Önemlisi olan o. Büyük hedef odur. Onu biz koruyalım. Ama onu korumak müesseselerimizden olur, partilerimizden olur, derneklerimizden olur, sivil toplum kuruluşlarımızdan olur. Kesinlikle bunu da unutmamak lazımdır ki biz bu yola çıkarırken herkes başının altına şehitleri koyması lazım. Ama ona dikkat etmeliyiz ki bugün yeni Irak'ın içinde yapılan dengelerin içinde imkan dahilinde Irak Türkmenlerinin milli inanca olan insanlarımızı, olan müesseselerimizi sadece Irak hükümetinin içinde temsil edilmekten çıkardık, ona dikkat edelim. Ona dikkat etmeliyiz ki neden milli müesseselerimizi, milli fikirde olanlar, kavga yapmayanlar, mezhepsel projeleri yapmayanlar, ticari projelere evet demeyenler, milletin geleceğini düşünenler
neden imkan dahilinde siyasi mahfilden, karar merkezinden uzak edilmektedirler. O da bir şekil katliamdır. O da aynı Türkmen insanını vurmak manasındadır. Ama ayrı bir yolla bugün sizleri o katliam devam eder üzerimize. Sadece katliamlar bizim insanlarımızı öldürmekten değil. Kültürel fikrimizi, sosyal fikirlerimizi, adetlerimizi, folklorumuzu, edebiyatımızı, tarihimizi yok etmek de aynen o katliamların içinde gelenlerin birisidir. Yoksa gözümüzün önünde gördüğümüz bu topraklarımız kendimize ait. Demografik değişimler, buyurun bu mazarlıkta bakın. Biraz buradan bir kilometre o yanda yapılan 1969'da yapılan imaret sekeniyelerden şu kalardan bakın. Bunlar boş boşuna değildiler. Sadece gelip insanın başına kurşun sıkmakla değil, muhtelif yollardan Türkmen eli coğrafyasının üzerinde bu uygulanmaktadır. Telafer'de orada mezhep kavgasını getirdiler Telafer'li kardeşlerimizin üzerine. Erbil'de, Kifri'de asimile edilen asil Erbillilerimiz, Kifirlilerimiz bugün en acı bir günlerini yaşamaktadırlar. Durmadan yürüdüler üzerimize. Ama biz de maalesef sadece savunma aldık. Saldırını hiçbir zaman yapmadık. Sadece savunmayla bitmez. Kesinlikle bu dava yürümek için sürekli onun içinde hareketler olması lazımdır. Onun için 1980'de şehit edildikleri zaman Türkmen hareketi, siyasi hareketleri durmadan tefaül etmeye başladılar ve onu da gençlerimiz de onu devam ettirmeye başladılar. Neticesinde katliamlar evet devam etti üzerimize. Bütün Türkmen bölgelerinde. Kerkük ve civarında. Diyana'nın köyleri var şu anda. Köyleri var. Basit bir köyde içinde 200 ev var. O 200 evin üzerine farklı siyasetler bir gün geçmektedir. Sadece insanı katletmekten değil. O köylerin içinde şu anda bugünlerde bile senin köyleri bile hedef haline getirilir. Değerli aziz milletimiz, değerli büyüklerimiz, şehitlerimizi andığımız zaman diyoruz ki siz bizim meşalemizsiniz. Siz bizim meşalemiz olduğumuz zaman, geceler yolu yitirdiğimiz zaman onlar bize o işi, onlar bizi yola gösterecekler. O yollara onlar diyecekler nasıl yürüyeceksiniz. O yollara milli çizginin haricinde asla ve asla bizim inandığımız bir fikir değil. İlla ki bu fikrin altında hareketimizi devam ettirmekle devam edeceğiz. Değerli büyüklerimiz, değerli gençlerimiz, gençlerimizin kafasını kimse karıştırmasın. Gençlerimiz en iyi şekilde özlerini yetirmekte en iyi rolları olacaktı. Bu oluptu da. Yavaş yavaş gencimiz de o aşamaya ulaşıp gelip bizim makamlarımızda Türkmen milletini en iyi şekilde temsil edebilir. Büyüklerimiz, değere layık olanlarımız, azizlerimiz, Bağdat'taki siyasetin içinde kesinlikle engeller ögümüzde zordu. Bu engelleri kolaylıkla aşamak bela kolay değil. Çünkü senin Kanşaru'da kesinlikle düşman projeleri var. Aramıza iki fitneni indi daha çok bir şekilde salanlar var. Belgeselcilik, manafıkçılık, mezhepçilik, bunlara dikkat etmemiz lazımdı. Ne yazık ki Türkmen de konuşur. Türkmen anılır. Ama içerisi ayrı.
Ama maalesef milletimizle bazı defa mücadele edilir. Ona dikkat etmeliyiz. Mücadele zamanı gidip. Değerli aziz büyüklerimiz, değerli şehit aileleri, hiçbir zaman zannetmeyin ki biz o şehitlerin çizdiği hedeften yan gidelim. Dışarıdan farklı bir şekilde görebilirsiniz. Siyaset mutagayyiratları, değişiklikleri var içinde. Ama asla ve asla ana hedeften hiç kimse çıkmaz. Biz gönlümüzü herkese açtık. Parti büyüklerimiz, başkanlarımız buradadır. Değere layık olan şehit aileleri. Gönlümüzü insanlara açtığımız zaman, hapsımızı birleştirdiğimiz zaman, Kerkük'te bir tek liste oluşturduk. Bir liste oluşturduk. Ta ki Kerkük'teki oluşturduğumuz tek liste simge olsun, delalet olsun bütün Türkmenler için. Buyurun. Gelin seçimlere, Telahfer'deki kardeşlerimiz orada bir liste oluşturun. Selamun bu Türkmen listesidir. Kaime Türkmen Neynova. Bütün Telahfer kardeşlerimi, Musul'da olanlarımı bir araya getirsin. Biz bunu isteriz. Bunun için hareket ederiz. Biz bunu Kerkük'te yaptık. Temenni ederiz o, Salahaddin'de de yapılsın, Duz'da da yapılsın. Onun öncülüğünü yaptık. Duz Hurmatı da 2009 senesinde gene de öncülüğünü biz yaptık. Ama başkaları ona sahip oldular. Gene de biz arama. Dedik hadi yok. Hedef önemlisi olan bir olsun. Hedefimiz bir, o da bölgecilik, mezhepçilik aramıza girmesin. Bugün bu yeni kurulan hükümetin içinde karşı taraflardan, karşı partilerden ki bugün onlardan bizim sıramız var, onlardan ihtilafımız var. Eğer Erbil'den, eğer Süleymaniye'den, peki o zaman biz koyun bu defa Kerkük'ten de bir bakanımız olsun. Kerkük'ten de bir söz sahibi insanlarımız olsun. En az bakanlar kurulunda diyebilirim ki karşı taraftaki olan o partilerin adamlarının da mukabilinde Türkmenler de var. Biz kendimiz de güzel. Onu bilin. Biz kendimizi hiçbir zaman istememişiz. Makam istesek de, mansap istesek de milletimize hizmet etmek için istemişiz. Değiller mansap isterler. İsteriz. Mansabımız olmasa karar sahibi olmazsınız. Aziz milletimiz. Ama makamımız olmasa söz sahibi olmazsınız. Bir gün Allah'a şükür sizi bu sayenizden biz Bağdat'ta söz sahibiyiz. Bir gün bizi dinleyenler var. Bir gün bizim Irak'ın siyasetinde döndü. Orta Doğu'nun siyasetinde etkimiz var. Bir gün bu millet sadece Irak'ta döndü. Suriye'de de aynen Türkmenler huzur. Onu herkes bilmesi lazımdır. Oradaki Türkmenler de aynen zulmü yaşamaktadırlar. Ama zulmü kabul etmememiz lazımdır. İran'da da Türkmenler huzur, Türkler huzur. Bunu İran Cumhuriyet İslamiyesi de bilir. Ve en iyi şekilde de bütün mehfillerle konuşulur. Bugün Irak'ın Filistin'de Türkmenlerimiz var. Lübnan'da Türkmenlerimiz var. Orta Doğu'da Türkmen varlığı var bu coğrafyanın içinde. Ama bizim temennimiz bugün yaptığımız tecrübenin Kerkük'te hiçbir şekilde mezhep ihtilafını Kerkük'teki vilayet meclisinde olan azalarımız olsun, parti başkanlarımız olsun, aşiret büyüklerimiz olsun, din adamlarımız olsun, onlara hiçbir zaman izin vermediler. Bu tecrübeni Kerkük'teki ihtilaf olmamalı,
her yere intikal ettirmektedir. Hapsımız tek kelimenin altında, o da Türkmen kelimesinin altında birleşmeyeceğiz. Değerli aziz milletimiz, değerli şehit ailelerimiz, hasbihalımız, konuşmalarımız sadece milletimizin, liderlerimizin çizdiği hedeflerin yanına çıkılmaz. Amin, amanat ağırdır. Bir gün üzerimizde amanat var. Herkesin gözü bizlerdir. Herkesin eleştirisi bizlerdir. Herkes iyi, kötü yapıldığı zaman bizlerdir. Biz de ehli olursun. Ve onun devam ederiz de. Asla ve asla kargaşalar, dedikodular bizi yolumuzdan saptırmayacak. İnancımız milli mefküreye, Türkmen milletinin hakkı hukukunu kazanmaya hedefimiz budur. Bütün şehit ailelerimizin örgünde baş eğildi. Sizler o ailelersiniz ki en azizlerimizi siz kaybedirseniz ceseden ama milletimiz onların fikirlerini kaybedirdiler. Temenni ederim televizyonlar örgünde, ekranlar örgünde, bizi görenler, bizi dinleyenler en az 16 Ocak şehit gününde herkes 5 dakika özüne fırsat versin, ailesiyle konuşsun. Pazar adamlarımız temenni ederim 5 dakika alışverişlerinden duruş yapsınlar. Şehit ailelerimiz, milletimiz temenni ederim gelen günlerde altın köprüler bakın ne güzel şehitlerini takdis ederler. Temenni ederim 16 Ocak'ta her şehit ailesi ki kaybedip uçağını mazarının başında olması lazımdır. 10 dakika. 10 dakika olursa sadece bunlar değiller. Dağımlı bir insanlar gelipdiler. Dağımlı bir insanlar fedakarlık edirler. Yürüyüşlerde haykırıları, sesleri sadece bulardılar. Bu millet sadece bunlardan olmaması lazımdı. Milletimiz herkes bu davaya katılması lazımdı. Beni duyan şimdiden evinde El-Fatiha suresini okuyup şehitlerimize ithaf etsinler. Şehitlerimizin mekanı cennet, ailelerine yüksek rifatler başlarının her zaman üstte çıkmaları onlar için bayrağımızın üstte çıkmasıdır. Milletimize de, halkımıza da, büyüklerimize de. Onlara da diyelim ki kimin hakkında hata yapmışsa biz mutlaka birbirimizi affetmeliyiz. İnsanlarımız birbirine karşı bir şeyler söyleyebilirler. Siyasi ihtilaflarımız olabilir. Tartışmalarımız olabilir. Ama ihtilaflarımız, tartışmalarımız milletimizin milli çizgisinin haricine bize izin vermez. Bizi dinlediğiniz için hapsuzdan teşekkür ederim. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet, ailelerine başsağlığı dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok teşekkür ederiz Sayın Irak Düşüncelesi Başkanı ve Gençliğe Teşkilimiz. Allah aşkına anlamlı konuşmasından dolayı Sayın Düşüncelesi'nden sonsuz şükürlendirsiniz. Evet, Türkmen Şehit Günümüz devam ediyor. Ve burada bulursan Irak Düşüncelesi Ulusal Başkanı Sayın Doktor Sultanettin Bey'lere de hoş geldiniz deriz. Alın bana. Evet, ağlama canım balam, canım cananım balam. Ey derin reisi sağ kolum yanım balam. Bizleri tarih diyen yiğit Türkmenim balam. Biz bir baba evladı yazma fermanım balam. Bırakma yat kervansı dağıtsın hanım balam. Savrup da sersinler eller fermanım balam. Bu çaresiz derdimin sende dermanım balam. Düşmanı silahiden al hakkı kanım balam. Seni de dünya duysun. Sen de güvenim balam, kıblem Kerkük, Kabe'm sen, dilim imanım balam. İşte budur vasiyetim, budur figanım balam, kurma da gör demeni, tutuşup yanım balam. Bülsün, değerli Kerkük Gülmesi üyesi ve Irak Düşüncelesi sözcüsü Ali Meryem'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazretimiz küçük
kelime varım burada. Bizi burada toplayan kimlerdi? Şehirlerdi. Bayrağımızı yükselten kimlerdir? Şehirlerdir. Birliğimizi sağlayan kimlerdir? Şehirlerdir. Şehirlere buradan bir mesaj verir eşitlerimizi. Dönen Türkmen partileri, Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Karar Partisi, İttihad-ı İslami, Vefa Hareket, Milliyetçi Hareket, Türkmenli Partisi, Adalet Partisi, 7 parti düden gece bu şehitler için, bu şehitlerin söz verdiler, Karar Partisi'ni diyelim, 7 parti bu şehitlere söz verdiler, Türkmen Meclisi'ni yeniden tef'il ettiler. Biz duyuruk, eşitlik her yerde. Bazı şahsiyetler, bazı kurumlar gayeleri adlı Türkmen Meclisi ama gayeleri başka bir şeydi. Biz bu 16 Ocak gününde en azından bizi birleştiren, bayrağımızı yükselten şehitlerimize diyoruz. Evet, Irak Türkmenleri Türkmen Meclisi'ni yeniden tef'il edecekler. Yeniden Türkmen, Tellahfer'den Mendeli'ye kadar bu mecliste temsil edilecekti. Ben buradan Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı'na teşekkür ederim. Hasan Bey'e, Hasan Turan Bey'e çok teşekkür ederim. Buraya gelen bütün parti başkanları, Üstad Akram Fuad, Üstad Karim Zeynel'e, Hareket Komünist'e de Abbas'a, Riyas Karkaya'ya mayan ayağı rahatsız gelebilmedi. İttihad İslami'den Üstad Sa'di Bin tabi hoş geldi. Bütün gelenlere teşekkür ederim ama içimde kalan bunu hakkımızın beklediği bu Türkmen Meclisi inşallah yeniden tef'il eder oğlu. Hakkımıza çok teşekkür ederek geldiğimiz katılımız için. Allah şehitlerimize rahmet ama şehitlerimizin ailelerini bütün işlemlerimizde öncülüğümüz şehitlerin ailesi olsun. Bu olacak inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kuşu tuttuk dallara, bal arasınız ballara. Sami kara çındırık vermeyiz sakala. Evet, Türkmen şehit günü için. Sayın Başkanım. Evet. Evet, Türkmen Cephesi Ulusal Başkanı Kerk Yerdemen Dişen Günü'yle Türkmenimiz Sayın Doktor Sadece Beyleri mikrofonunuza davet ediyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم değerli kardeşlerimiz sevgili milletimiz saygıdeğer hazırlar Sayın Başkan Hepinize candan selamlar. Böyle bir kutsal günde, böyle bir huzurda bulunmak, Allah bize nasip ettiği için Cenab-ı Hak'tan teşekkür ederim en azından. Bir vefa borcu milletimize karşı, bir vefa borcu şehitlerimize karşıdır. Değerli milletimiz, fazla uzatmayacağım ancak 3-5 can alıcı cümleleri ifade etmek isterim. Bir her şeyden önce bir milletin büyüklüğü, büyük değerleri olan, şehitlerine olan saygılarına ve onların ilkelerine bağlı olarak devam etmeleri ve bu büyüklük ancak bu şekilde tecelli edeceklerini tahmin ederim. Bir millet şehidini onun yolunda yürüyerek yüceltecektir. Bir millet şehidini onun tavsiyelerini yerine getirerek yüceltecektir. Bir millet şehidini ilkesine bağlı kalarak büyütecektir. Asıl uzasın.
Allah'a şükürler olsun. Biz Allah bize nasip etti, değerli liderlerimizin ilkesiyle büyüdük. Nezaretlerinde büyüdük. Bunu ben ölene kadar kendi içimde bir gurur olarak taşıyacağım. Aziz kardeşlerim, büyüklerimizin çok güzel sözleri vardır. Bir sözleri vardır, iki kelimeden müteşekkil ama çok şey ifade eder. Nedir o? Bize tavsiyeleri, milli değerlerimize makyet olacaksınız, sahip çıkacaksınız, manevi değerlerimize sahip çıkacaksınız. Bu iki değere sahip çıkınız ki, ileride fesat ortamı olduğu zaman bunlar da size sahip çıksınlar. Bu iki değer size sahip çıksınlar. Manevi değerden milli duyguların size sahip çıkması ancak fesat ortamlarında çok önemlidir. İnsanın nefsi yücelmeli, insanın nefsi bütün çirkinliklerden arınmalıdır ki kendisinin varlığını gösterebilsin. Hepimiz konuştuğumuz zaman milliyetçilikten bahsederiz. Ama lütfen bunu herkes bilmelidir ki milliyetçilik bir terim değildir. Milliyetçilik bir yaşam tarzıdır. Bizim dedelerimiz eskiden bir milliyetçi olanı daha fazla ön plana atabilmesi için bu adam çok milliyetçi yerine bu adam çok ruhludur derlerdi. Bunun anlamı çok büyüktür. Çok büyüktür değerli kardeşlerim. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Milli duygunun insanın içinde manevi değerlerden imtizaz etmesi neticesinde tutku halini alması demektir. Bir davada tutku halini aldığı zamandır ki varlığını gösterir. Bu söylenenler, Sayın Başkan'ın da söylediği birçok şeyler ortadan kalkmış olur. İnsan nefsinden başlanmalıdır. İnsan kendi içinden başlamalıdır. Bunun neticesinde manevi değerleri yüksek olan, milli duygusu çok büyük olan, milletini şahlandıran, milletinin büyüklüğüne inanan, fertlerini de büyütür, insanlarını da büyütür, herkesi büyütür. Bakınız aziz kardeşlerim, biz burada ilkelerden bahsediyoruz. Biz burada iddialardan bahsediyoruz. Biz burada emanetlerden bahsediyoruz. Evet, değerli liderlerimiz, canını bu milletin uğrunda veren tüm şehitlerimiz, duyunuz bizi, inanınız tümümüz, sizin iddialınız bizim iddialımızdır. Sizin ilkeniz bizim ilkemizdir. Sizin amanetiniz bizim amanetimizdir. Sizin mirasınız Irak Türkmen eli coğrafyası sizin büyük mirasınız. İnanınız ki bizim de mirasımızdır. Bu mirasa sahip çıkmalıyız aziz kardeşlerim. Bu mirasa sahip çıktığımız zaman, gerçeklerini yaptığımız zaman, elde edebildiğimiz zaman artık mansap da gelir, millet de gelir. Mansabın elde edilmesinin şartları vardır. Şartları nedir? Önce coğrafya, mekanı tespit edeceksin ki mekanı alasın. Fellahlarımızı, tuz hurmatımızı, bütün siyasi kuruluşlarımızın ülkesinde olan bu istek mutlaka yerine getirilmelidir. Sevgili sorumlularımız, başkanlarımız, milletvekillerimiz, lütfen bu yönde ağırlıklarımızı verelim. Verelim de görelim kaç milletvekili getireceğiz. Biz kendi milletvekillerimizin sayısını ortaya atalım. Bırakalım ki bizi itekleyen insanlar karşımıza arkamızda koşsunlar. Biz de bu memlekette beygatel kurban olalım. Bu şekilde olması lazımdır. İnsanlarımızı güçlendirelim.
milletimizi güçlendirelim. Bizim için can pahasına, can süperine çalışan insanlarımızın etrafını saralım. Biliniz, sürekli biz lider kadromuzdan vurulduk. Doğrudur bu. Her zaman da bunu söyledik. Nedendir acaba? Acaba bu düşman, bizi vuran düşman lider kadrolarımızı bizden daha önce mi tespit ediyor? Eğer biz daha önce tespit edip bunların etrafını sarmış olsaydık, acaba onlar vurulabilirler miydi? Değil. Değil. Canlı lider sevelim artık. Mevcut şehitlerimiz bizim başımızın tacı. Her şeyimiz. Bize yol gösterenler. Her şeyimiz. Aziz kardeşlerim, değerli gençlerimiz, lütfen, bizim esasımız yoldadır. Zorluğumuz yoldadır. Tehlikemiz yoldadır. Yola çıktığımız zaman donanımlı olalım. Nasıl donanımlı olacağız? Tarihimizi bilelim. Mevcut olan şeyleri bilelim. Siyasetimizi çok iyi bilelim. Siyaset yaparken milli davamızın çerçevesini aşmayalım. O çerçevenin içerisinde yapılan siyaset ana siyasettir. Sürekli bundan bahsedilir. Siyaset fennil mümkinattır, evet. Ama o mümkinat başkasının mümkinatları değildir. O mümkinatları biz yapmalıyız. Kendi mümkinatlarımızı biz vermeliyiz. Bir problem için onlarca mümkinat üretebilir. Öyle yetenekli insanlarımız var ki, öyle mümkünler çıkarabilir ki, durmadan istediklerimizi yerine getirebilir o mümkünlerin altından. Ancak mümkünlerimizin içerisinde hiçbir mümkün de teslimiyet olmamalıdır. Biz büyüklüğümüzü bu şekilde ancak ispat ederiz. Bütün gençlerimize görevimiz kutsaldır. Bizim yolumuzdur yol. Dikelim gözümüzü kutup yıldızına. Çıkarım yola. Bu şehitlerimizi, bu liderlerimizi, bugüne kadar ele kullanı kaybettiğimiz insanlarımızı bütünüsünü yolda kaybettik. Tehlike yoldadır. Birliğimiz yolda olmalı. Beraberliğimiz yolda olmalı. Sırtımızı birbirine verebilecek durumda olmalıyız. Bu şekilde olmalıdır. Biz birbirimize hatalarımızı diyebilmeliyiz. Çünkü düzeltmek için diyebilmeliyiz. Büyütmek için diyebilmeliyiz. Kırmak için değildir. Küçültmek için değildir. Hele hele küçültmek için asla değildir. Bunu bu şekilde bilmeliyiz. Cenab-ı Hak'tan bütün şehitlerimize rahmet, cömütleri nurla dolsun, mekanları cennet olsun, aileleri ve milletimizin de başı sağ olsun. Biz yüceyiz, şehidimizle yüceyiz. Biz yüceyiz, onlara göstermiş olduğumuz saygıyla yüceyiz. Biz yüceyiz, onların yolunda yürüdüğümüz için yüceyiz. Biz yüceyiz, onların ilkelerini taşıdığımız için yüceyiz. Hepiniz İslam'dan selamlar. Saygı ve selamlarım sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz emekli milletvekilimiz ve Enatürk Önceler Sıralısal Başkanı Sayın Zahid'in herkes bilgilerden anlamlı konuşmasından dolayı. Evet, biz bu yolda yürümüşüz, ant etmişiz, yemişiz. Okuduk, mantarka, gönlüne canlar vermişiz. Son olarak bu arada Hikmet Haşedi'nden de teşekkür ederiz. Doğruluklar için. Burada şimdi günle katıldıklarından çok teşekkür ederiz. Törenimiz de yayınımız devam ediyor. Şimdi de kısacasına tüm şehitlerimizin ruhuna bir mevlid için izlemişiz. Buyursun Mula Sabah Hürmüz'ün yönetmeninde Sayın Mula Sabah ve Cemal Tokmalı ile kürsüye davet ediyoruz. Ben Mayka. Buyurun.
Sen Allah kerem etmiş Ravza-i Rizvan ey şehid. Çünkü sen döktün dini çok tertemiz kan ey şehid. Hakkı var fakr eylesin, haşredek ümmet seninle, döktüğün kan ile tarihe verdin şeref, şan ey şehid. Dur ve cevherden bir anı türben üzere diksem seni, yere astır sen fida ettin, sen fida ettin ki kurban ey şehit. Kimse senden üstün olmaz, Tanrı sana vaad eylemiş, din vatan hak yolunda oldun ki kurban ey şehid. Menzilen gayet büyüktür, hak nürünün kandilsen, döner başına pervana huri gılman ey şehid. Vallahi gözüm kurmaz, cülhe çoktu kurmaz, şehidin temiz kanı yüz yıl kalsa kurmaz. Çar çar dilime, ne de var akla.
gelirsen bulasan kavuşunacak. Ruhi fakir Mürseline verin çok selam salavat. Çok teşekkür ederiz. Sayın Ayrıcalık, sayın büyüklerimiz, sayın parti başkanları, sayın sivil toplum örgütleri, büro sorumluları, gençler kolu, kadınlar kolu. Sonsuz teşekkür ederiz. Evet, Türkmen yerinden şehitlerin ruhuna bir dakikalık ve bir fatiha okumasına tekrar sizleri davet ediyorum. Fatiha.